Merhabalar, ben Köftesi Köte ve Pit. Köfte serimizin 48. bölümüne hoş geldiniz. Wow! 50. bölüme inanılmaz derecede yaklaştım. Bu iki bölüm arasında şunları, şu dördü hariç yerleştirdim. Burada toplam 64 tane var bu yaptığımız şeyden. Geri kalan 4 tanesini sizin önünüzde craft edeceğim. 2, 3, 4. Applied Energy Sticks'in Auto crafting sistemi, Logistics Pipe'ı hatırlayanlar varsa onunkine benzer bir auto crafting sistemine sahip, ancak biraz daha gelişmiş bir şey. Ve bir multi blok yaptı. Bu kullandığımız şeyler, hatta adını göstereyim tekrar. Amy Assembler Containment Wall. Bu multi blok yapıtının kenarlarını, tüm kenarlarını yalnız, bununla yapmak zorundasınız. Diğer yüzey taraflarını ise farklı bir şeyle yapacaksınız. O heat vent. Heat ventler, ME cable. O bayağı bir ME cable yapmam gerekecek. Ha. Mesela tek de veriyorlar galiba. Evet, tek veriyorlar. Bunun anlamı benim bayağı bir glass pişirmem lazım. Yani bunun anlamı sizi çalmam lazım. Burada zaten biraz var. Glass'ımızı alalım. Toplam bu arkadaşlar 150 tane gerekçeği için. Oh. Glass durumumuza bakalım. Ama bu yeterlidir herhal. Zaten glass'ımız bitmiş. Siz zaten bulunacak elimizde. Tamamdır. Bunun dışında iron bar lazım. Zaten bir şuralarda bir yerde biraz iron barım olacaktı benim. Ha, 60 tane varmış. Vah. Haberim yok. Tamam, bu kadar yeter herhal. Herhal. Başka ne lazım? Iron. Bayağı pahalı bir şey. İnanılmaz, kesinlikle reddetmeyeceğim. İnanılmaz pahalı bir şey. Peki değiyor mu? Yani. Şimdi şu elimizdekileri yerleştirelim. Bu mod kesinlikle başlangıçta yapılacak bir mod değil. Onu anladınızmışsınızdır umarım. Biraz ileri seviye bir mod. Yani bayağı ilerlerde başlanacak bir mod. Aslında ileri seviyede değil, orta seviye bir mod. Ama kesinlikle tüm harcamalara değen bir mod. Artık bir item aramak için
Zaten daha işin yarısındayız ve bir item aramak için saatlerce chestler arası dolaşmıyoruz. Yani bu bile bizi büyük bir dertten kurtardı. Artık tamamladığımızda sonuç nasıl olacak siz düşünün. Bir de wireless access gibi bir özelliğe sahip. Yani belli bir kapsam alanına var gerçi onun ama evimizdeyken mesela direkt tüm inventörümüze tek bir noktadan erişebilmemizi sağlıyor ve tabii ki de bu yetmedi. Yani bunun anlamı biraz daha Iron Bar yapılacak. Neyse ki ayrı yönünden hiç sıkıntımız yok. Bakalım kaç tane eksik kaldı. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30, 55. Tamam, 55 tane eksiğimiz kaldı. 32. 32 tane eksiğimiz kalmadı, onu biliyorum. Sekiz. Şu şöyle dursun. Evet, kesinlikle az ayrını olan birinin yapabileceği bir şey değil. Bunu anladık. Bayağı demir düşmanı bir arkadaş. Bu tarafı henüz yapmıyorum çünkü içerisi bize lazım. Şimdi içeride ne kadar alalım var? Hemen hesaplayıp geliyorum. Evet, 125 blokluk alanımız var. Bunun ne kadarını pattern, ne kadarını CPU yaparım bilmiyorum. Bunların olaylarını size açıklayacağım. Bu pattern provider ki storage cell gerektiriyor. Şu ise CPU ki bu da advanced prosesör gerektiriyor. 24 tane advanced prosesörüm var. En şimdilik 18 tane bir yapayım. Yavaş gelirse değiştiririm bunu. Glowstone'um yetmeyebilir ama. Yok, yeter yeter. Şimdi düşündüm de. Yalnız yakında iron'um yetmeyecek diye endişelenmeye başlayabilirim bu sistem yüzünden. Bunun şu alt kısmına direkt CPU yapayım. CPU'lar tamamen crafting işleminizin daha hızlı olmasını sağlayan bir şey. Yani çok daha hızlı craft etmeyi sağlıyor. Aslında düşünün de İki tane daha yapayım. Şöyle. Bunları yapmanıza gerek olmayabilir basit bir sistem için. Çünkü zaten kendileri başlı başına bir tane içeriyor. Bir enerji kullanımlarına bakacağım. Enerji kullanımları hakkında bir şey yazmıyordu. Kendimizi öğreneceğiz. Şimdi sırada ne var? Pattern Provider. Tamam.
Bunlardan biraz daha fazla yapmam lazımmış. Maslarımızı bu şekilde harcıyoruz işte. Ama zaten bundan sonra o kadar fazla şey harcam. Elmas zaten harcamak için. Biraz daha redstone lazım tabii ki de. Şöyle 22 tane falan alayım. İlk önce şu 4 tanesini yaparak nasıl çalıştığına bakacağım. Ona göre storage cell, storage cell'imizi yapalım. Dur, 4 tane için kaç tane storage cell gerekiyor? Bir bakalım ona. Dört tanesi için dört tane lazım tabii ki de. Bir de şu arkadaş için ne gerekiyordu? Senden 8 tane lazım. 8. Ah. Bunun dışında 4 crafting ve iron. Başka ne bekliyordunuz ki? Yanlış hatırlıyorsam içinin tam dolu olmasına gerek yok. Tu, emin değilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eksiğimiz kaldı. Ortası neydi bunun? Ha, kabo. Ha, yoksa içinin tam dolu mu olması gerekiyor? Ben hemen bir wiki'ye bakayım. Evet, içinin dolu olması gerekiyormuş. O zaman şunlar tamam olunca şu köşeyi kırmasam da olurdu. Şu an içini tamamen dolduracak kadar elmasım olmadığı için ve üretmek istemediğim için o şekilde. Üretebilirim gerçi de. Aman bilmiyorum. Şimdi ya siz değilsiniz aradığım. Şunlardan 3 tane daha üreteyim. Evet. Ve bir zombimiz var.
Oh, bir ara onun nereden geldiğini çözsem güzel olur. De dur. Siz, söz ve tabii ki de ayrın. Biraz bu 3 günlerde falan da ayrın sayımız. Ah. Tabii bunu genişleteceğiz. Şu an bir başlangıç çalışması oldu bu. Modu da ben zaten ilk defa kullandığım için böyle fail'lar olması doğal. Ama artık siz yapmazsınız bu fail'ları. Hemen şurayı temizleyip yeni boyutlarını ayarlayıp geliyorum. Evet. Ve 7. Tabii ki de botlarımın şarjı azalmış ama o kadar sıkıntı olmaz. 69 ünite. Oh, güzel. Bundan da mı kaç Minecraft çöl? 5'e bölürsek eğer. Bayağı fazla. Ne evet, olsun güzel. Ve şuraya ışıklandıralım. Ki burada yaratık spawn olmasını istemiyorum hiçbir şekilde. Bunları nasıl kullanacağız? Ha, blank pattern lazım bize. Bu da glowstone, iron ve glass. Glass. Aha, glass. Glassımız kaldı mı? Tabii ki de kalmadı. Ha, şurada pişiyor olması lazım biraz. Hayır, pişmiyormuş. O zaman biz gene aşağıdan glassımızı çalalım. Orası zaten kendi glass'ını otomatik olarak yeniliyor. Şu zombi sesi sinir etti. Tamam. Şimdi sana tekrar bir bakalım. Iron. Glowstone. Quartz. Eglas. Tamam, 12 tane yaptık. Bir de bu pattern'ları yazacak bir arkadaşımız var. Pattern encoder. Bunu gerektiriyor. Ve ayrı. Bir crafting table. Sen ve bolca ayrı. Nerede yanlış yaptık? Tabii ki de yerlerinde. Pattern encoder, yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir enerjiye bağlı olmasına gerek yoktu. Şuraya koyayım ama gene de. Ve bu ne işe yarıyor?
Şuraya bir tane koyuyoruz ve mesela tabii burada durmuyor. Bizim en çok kullandığımız resipilerden bir tanesini düşünelim hemen. Ne olabilir? Tabii ki de bir iki bir iki ve siz. Bunu bayağı bir kullanıyoruz. Redstone. Ve bunu buna yazıyoruz. Encode. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bu yazıldı buna. Ve bunu alıp buraya attığımızda gördüğünüz gibi Shift'e basılı tutulduğu takdirde bu şekilde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer şuraya bakarsak sadece crafting dersek bunu görebiliyorsunuz. Şunları da içeri atayım. Evet, yalnız bu bence aşağıya daha uygun, evet. Çünkü bunun işleri çoğunlukla burada olacak ve şunların gidişatına bakayım. Çünkü büyüteceğim. 7 tane daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dur. CPU, şu anki hızına bir bakalım hemen. Kaç tane craft etsin? 7 tane craft etsin. O 7 tane hazır direkt. Tamamdır. Hızı bence gayet güzel. Evet. O zaman bu 7 tanesini hazırladığımıza göre... dur. Dokuz. Tamam. Begin. Mükemmel bir hızda craft ediyor. Aşağı inelim. Birkaç tane daha kullanacağımız craft'ı yapalım. Neler kullanacağız çoğunlukla? Storage cell'i bayağı ihtiyacımız var. Quartz. Dur. Eksik parça unuttuk. O da siz. Biz de orada kalın. Sen şu eksik redstone ve encode tamamdır. Bunu da buraya yerleştirelim hemen. Diğer parçalarımız neler? Crafting table. Crafting table da lazım bize. Crafting table da en kolayı. Sadece wood lazım bunun için. Ve seni de encode diyelim. Tamamdır. Bunun crafting'i için başka neye ihtiyacımız olacak? Hiçbir şeye. Diğerleri zaten nasıl craft edileceklerini öğrendiler ama bir şey unuttuk. Şunları almayı. Evet. Tam istediğimiz sayıda. Ve dur. Son olarak ne yapmamız gerektiğini hatırladım. Bir şeye bakacağım. Bakalım bunda oluyor mu o şekilde? Hayır, olmuyor. Olsaydı şaşardım. Olsun, ben bir tane...
tane senden craft edelim. Evet, alalım seni. Geç. 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 Ah. İlla bir şey unutmak zorundayım, değil mi? Bunu tamamlayalım. Zaten bölümü tamamlayamam henüz. Ben bunu tamamlayacağım şimdi. Bölümü değil bunu. Tamam ve crafting table. Ve sana encode ediyoruz. Buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu. Crafting'i. Şunları içeri atalım. Ve craft'e gelelim. Kaç tane? 9 tane. Begin. Ve gördüğünüz gibi 9 tanesi burada hazır. Misler gibi. O halde ne yapıyoruz? Seni sistemden çekiyoruz. Şurayı kırıp şunlardan bir, evet, bunda depolanıyormuş şu an onlar. Gördüğünüz gibi. Heat vent'lerimizi yerleştirelim. Ha, ayrıca şey, ufak bir değişiklik yaptım. Normalde drop tuşu Q ya, onu kaldırdım. Çünkü sürekli kazara düşürüp duruyordum ve en sonunda daha sonra 1'e ya da W'ya basacakken kazara düşürüyordum. En sonunda ben bunu bir yerde lava düşüreceğim. Olacak o zaman dedim. Hani genelde 1'de bulundurduğum item'da drill gibi pahalı bir şey oluyor. Drill ya da rock cutter gibi. Dolayısıyla da onları kaybetmektense drop tuşumu değiştirdim. Evet. 16 sayfamız var. Ve yetmediği takdirde büyütürüz. Ben hemen şu çevreyi bir kapayım. Kapayım dedim. Evet, bu sistem şu an öncekinden daha da fazla enerji tüketecek fakat enerji üretimimiz zaten inanılmaz stabil olduğu için hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Sonraki bölümde bu crafting yöntemlerinin bir gelişmiş safhasına daha geçeceğim. Ve sanırsam ondan sonra bu sistem bitmiş olacak. Of. Hemen şunu kapatıp gelelim. Evet. İçerisini kapadım bu şekilde. Güzel de oldu bence. Evet. Şu aşağısı pek uyumlu olmadı ama olsun. Şunlar da yapılsın ya. Peki bu bölüm son bir şey daha yapacağım. O da ne? Wireless access point öncelikle yapmam gerek. Ve wireless access terminal. Wireless access point'i yapalım hemen. Bunun için evet, kablo, ender pearl, quartz fiber. 2 tane quartz fiber gerekecek demektir bu.
Quartz Fiber'ı da o listeye eklesem güzel olabilir. Glass ve quartz. Çünkü yapımını çok fazla kullanacağım bir item. Kendisini çok fazla kullanacağım bir item. Dolayısıyla da sen bulun. Diğer tüm çok kullanacağım itemler zaten yapılacak. İki tane craft edildi. Ya zaten iki tane yapamıyor, dört tane yaptı. Şimdi wireless access point için de bunun upgrade'i vardı. Wireless booster. Ha tamam, onun yapımı daha da kolaymış. Şimdi dur. Bu Ender Pearl. Ender Pearl. Ve başka ne lazım? Iron. Tabii ki de Iron. Başka ne olacak? Tane access terminal. Access terminal için senden bir de dur. Evet, bunun için bir access terminal lazım. Evet. Begin. Neyse, number of items'a göre listeliyim. Evet. Dur. Şu yönde. Tamam. Onu ben daha sonra kurcalarım. Hallederim bir şekil. Access Terminal yapacaktık önce. Sen Glass Access Terminal. Ve bunu sadece wireless yapacağız. Diğeri wireless access point. Gene glass ve iron. Tamam. Wireless access point'imiz de hazır. Wireless access point'imizi buraya koyalım. Seni nasıl link ediyorduk? Hem bu sıkıntı. Hemen bir wiki'den bakıp geliyorum ama ondan sonra da bölümü bitiririm. Dur, bunun içine yerleştiriyormuşuz. Tamam, link bağlandı ve artık tüm inventörümüze buradan erişebiliyoruz. Ne kadar mükemmel değil mi? Bakalım kapsam alanı. Oh, buraya kadar. Burada itibaren kapsamıyor. Buradan itibaren de kapsamıyor. Evet, booster'a ihtiyacım olacak. Şimdi Iron, Quartz, Redstone. Kolaysın sen. Iron, Redstone, Quartz. Üç tane koyalım bakalım. Bir blok mu arttırıyordu hepsi? Evet.
O halde abandığın kadar köfte. Maksimum 6 tane yapılabiliyormuş. Ama ah, so close. Neyse, tamam, evimin çoğunu da çekiyor. Önemli olan o. Gerçi şöyle bir şey yapabilirim. Evet, şunun önemi yoktu. Zaten birbirleriyle enerjiyi paylaşabiliyorlar. Ben neden onu koydum? Hiçbir fikrim yok. Crafting Terminal, sen buraya gel. Tamam. Upgrade'ler, siz buraya gidin. En çok bu odada ihtiyacım olacağı gerçeğini hesaba katarsak bu odaya koymamız bence en mantıklısı. Ve bir detayı eklemeyi daha unuttuk. İki detayı unuttuk. Ve umarım biofilm azalmamıştır. Yani, tamam. Sonraki bölümde de artık bunun ya da ben sonraki bölüme gelmeden önce bu ikisini de hallederim. Ya da sonraki bölüm hallederim. Artık size kalmış. İki bölüm arasında bence buraya bir şeyler dizelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bölüm biraz uzun oldu. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.